Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese mutlu, keyifli günler diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz değerli izleyenler. U16 Elit Ligi'nde 2. grup 13. hafta mücadelesi Fenerbahçe Sultanbeyli Belediyespor'la karşı karşıya geliyor ve az sonra karşılaşma başlayacak. Mücadeleyi Furkan Kozalak yönetecek. Tüm yaş gruplarında tabii ki öncelikli hedef oyuncuların gelişimlerini en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak, yukarıya A takıma oyuncu yetiştirmek ve tabii ki sportif başarı gelirse de, şampiyonluklar gelirse de çok daha keyifli oluyor. İlk düdüğü bekliyoruz. 40'ar dakikadan 2 devre olarak oynanacak mücadele. Haydi. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Seyir zevki yüksek, keyifli bir mücadele olmasını diliyoruz. Ve genç oyuncularımızın, iki takım oyuncuların da sakatlıksız bir şekilde maçı bitirmeleri her zamanki gibi en büyük dileğimiz. İlk 11'leri de sizlerle paylaşmaya başlayalım. Kalemizde bugün Göktürk oynuyor değerli izleyenler. Savunmanın sağ tarafında Özkan Keleş, savunmanın solunda Rasim Koray Tekin oynayacak takım kaptanımız. Stoper bölgesinde Can Özçelik ve Ayberk Akbulut var. Bu arada sağ kanattan etkili geliyoruz. İlk hücum şansı takımımızdan Emir Aslan. Emir bindirme geldi şimdi savunmada Özkan'dan. Özkan son çizgi ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ceza sahası için. Sola açıldı top. Tehlike sürebilir. Ama o bölgeden uzaklaştırmayı başardılar topu. Çok iyi yükseltemedi topu. Şimdi bir kontratak arayışımız başlayabilir. Riskli bölge pres yaptık, topu kazandık şimdi. Fenerbahçe Özkan'la gole gidiyor. Özkan karşı karşıya. Özkan pleseledi, kaleci çıkardı. Özkan Keleş presle kazandı. Karşı karşıya kaldı ama bitiremedi tehlikeyi. Golle sonuçlandıramadık. Sultanbeyli Belediyespor 15. dakika oynanıyor mücadelede. Orta geldi Öndüre'ye doğru. Sekte arkaya. Savunma uzaklaştıramadı ve top ağlarımıza gitti. Bu baskı gol getirdi sevgili seyirciler. Bir türlü uzaklaştıramadığımız top. Savunmadan gelen Miraç topu ağlara gönderdi. Miraç Emir Yıldız 15. dakika Sultanbeyli Belediyespor. Yani duran toplardan pozisyonlar buldular arkaya. Buna benzer bir topu son anda parmak ucuyla çelmişti. Şimdi güzel bir derin top. Erim hareketli. Ceza sahasına sağ kanattan girme hazırlığında. Erim ortaya çevirdi ama savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Erim Aluş ekranlarda. Orta geldi. Savunma kafayla karşılamak isterken ters bir vuruş geldi savunmadan. Top bir kez daha oyun alanının dışına gidiyor. Emir topun başında köşe vuruşunu kullandı. Kaleci açtı top, herkese açtı. Kimse dokunamadı. Kaleci Sinan topa dokunamadı ama Erim tek top düşüncesi ada. Tekrar Erim, iyi geldik. Erim'in vuruşu kalecide kaldı. İlk kez rakip ceza sahası çevresinde isabetli paslar yaptık. 1-2. Üçüncü pas sonrasında Erim'in vuruşu, top kalecide kaldı. Yine çoğalması anlamına geliyor. Bu anlamda bu denemeleri daha sık yapmak lazım. Kaleci Sinan uzun gönderdi. Kafayla Emir karşıladı. Şimdi Ada girdi araya, topu kazandı. Ada pasını da aktardı. Erim'e ceza sahasında. Offside yok. Erim son anda savunmanın müdahalesi. Yarım saati tamamladık karşılaşmada. İlk yarıda son 10 dakikanın içine girdik sevgili seyirciler. Can yerden oynadı. Rakip yer alanda boşluk arıyoruz. Ada bir ver kaç. Sonrasında topu kaybettik. Ayberk yine rahat geldi topla. Erim tek top. Efe saklıyor topu. Şimdi orta geldi arka direğe doğru. Savunma ters vuruş. Ceza sahası ve top ağlarda gol. Adanın golü Fenerbahçe. Beraberlik golünü 31. dakikada buldu. Çok etkili bir orta Özkan'dan. Orada seken top Adanın önünde kaldı. Yakın mesafeden. 31. dakika. İşte bakın, savunmadan seken top. Ceza sahası. Ada bomboş. Ve topu böyle ağlara gönderiyor. Fenerbahçe'de Ada Balkanlı'nın golüyle skor eşitleniyor sevgili seyirciler. Savunmadan seken top bir anda önünde kaldı Adanın. Sağda boşluk vardı, kapattı orayı son anda Umut. Şimdi hücuma genişlik kazandırdık, savunmamız da katıldı hücuma. Can topla çıktı, Can öndeki boşluğu kullandı. Ada
Faul kararı geldi. Bir Turan top kazandık sevgili seyirciler. Bir kişilik baraj, tek kişilik bir baraj geldi. Konuk takımdan işarette geldi. Orta savunmadan sekti, gol pozisyonu ceza sahası. Erim döndü, vurdu kaleci. İkinci pozisyon bir kez daha kaleci. Şimdi ceza sahasına yapılan etkili bir orta. Kafa vuruşu ve topu alır da gol. İşte Fenerbahçe etkili bir duran top kullandı. Ve üstünlük sayısı da geliyor. İlk yarının uzatma anları. 2-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. 1-0 yenik duruma düştüğümüz mücadelede. Ceza sahasında Efe çok iyi bir koşu. Mükemmel bir kafa. Efe Yılmaz işte bakın paslaşarak. Çok iyi kullandık. Ceza sahasını orta. Efe mükemmel vuruyor kafayı. Harika bir kafa vuruşu. İki Efe'nin ortak yapımı. Efe Özen. 1-0 yenik duruma düştüğümüz mücadelenin ilk yarısında uzatma anlarında öne geçiyoruz. Ama topu oyunda tutamadı diyor. Yardımcının işareti var. Ve bu arada ilk yarının da son düdüğü geldi. Furkan Kozalak'tan değerli izleyenler. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. U16 Elit Ligi'nde ikinci grup 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Sultanbeyli Belediyespor'u konuk ediyor. Normal sezonu tamamlamış olacağız. Sonrasında da artık eleme turları bizi bekliyor olacak. Türkiye Şampiyonası finallerine katılabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mehmet Efe Türkoğlu uzaklardan denedi şansını. Kalecinin bir müdahalesi yok. Direktifinden dışarı gitti. Beklenmedik anda çıkardı şutu. Beklemiyordu. Çok da iyi bir pozisyon alamamıştı ama top direğin dibinden dışarı gitti. Ahmet Salih indirdi. Ada sol kanatta. Süratli. Sekti top. Şimdi soldan Emir gidiyor. Ceza sahasına girdi. Yerden kesti. Yakın mesafeden Erim topu ağlar da gol. Fark 2'ye çıkıyor. Erim alış ön direkte dokundu. Çok güzel bir asist geldi Emir Aslan'dan. Erim topu ağlara gönderiyor. Fark 2'ye çıkarıyor. 55. dakika. Gol Erim'den. Güzel bir dokunuş işte Emir Aslan. Böyle sıyrıldı rakiplerinden. Girdi ceza sahasına. Ön direğe kesti. Erim doğru zamanda doğru yerde. Klas bir dokunuş. Fark 2. Emir Aslan'ın asisti, Erim Aluş'un golü, Fenerbahçe skoru 3-1'e getiriyor. Ada yine iyi yerde aldı topu. Ada yerden oda iyi bir arapa topu. Gol pozisyonu olabilir. Kaleci sekti, ikinci hamle. Girdi karaya, Erim pasını bıraktı. Bir şut kaleci, ikinci hamle yine kaleci. Emir Aslan'ın vuruşu, Sinan'dan arka arkaya kritik müdahaleler. İşte bakın Ada da müthiş bir ara topu attı. Son anda kaleci kayarak müdahaleyi yaptı. Boşta kaldı. Erim girdi araya pası. Sol ayak sert bir vuruş Emir'den. İki hamlede kaleci. Araya girdi Özkan. Topu kazandı Özkan. Süratli Özkan. Taşıyor topu Özkan. Destek bekliyor. En soldan iki oyuncu geldi. Özkan. Savunma geldi karşısına Özkan. Topu hala onda. Taç bizim. Emir. Emir ortasını yaptı. Bir dokunuş gelmedi o dokunuş. Emir ve Efe ikilisi günün iki başarılı ismi. Yine Emir içeriye iyi bir top gönderdi. Son anda Efe dokunmak istedi ama o dokunuş. Evet sağda bir misafirimiz var şu anda. Şöyle bir oyun alanında turladı. Topun başında yine Berat var. Berat bu kez ön direğe doğru kesti ve topu ağlarda. Berat'ın ön direğe gönderdiği top yakın mesafeden bir dokunuş ön direkte. Topu ağlara gitti. Farkta 1'e indi. 3-2 oldu skor. Gol izledik sevgili seyirciler. Ali Rıza Akgül. Efe karşıladı. Kafalardan seken top. Akmal şimdi topu indirdi. Ada ceza sahasında. Ada gole gidiyor. Ada vurdu ve top ağlarda gol. Ada'nın ikinci, Fenerbahçe'nin dördüncü golü. Mükemmel bir gol. Ada Balkanlı. Çok güzel paslaşmalar. Topu önüne aldı. Ceza sahasına girdi. Ve gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol. 74. dakika. Yine Ada oldu. Bakın burada tabii Akmal'ın da ona
çok iyi indirdiğini söyleyelim. Topu aldı, ceza sahasına girdi. Güzel taşıdı, rakiplerinden sıyrıldı ve mükemmel bitirdi. Gol Adadan geliyor. 78 olmak üzere 77. dakikadan çıktık. Ahmet Köse geldi, ortasını yaptı. Kaleci çıktı, aldı topu. Sinan ileride, tek arkadaşı var. Efe. Evet, 80 dakikalık normal süreyi tamamladık. 4 dakikalık ilave sürenin içerisindeyiz artık değerli izleyenler. 13. hafta mücadelesinde takımımız 1-0 yenik duruma düştü. 3-1 yakaladı. Sonrasında fark tekrar 1'e indi. Ada yeniden sahneye çıktı. Ada şimdi uzaktan denedi şansını. Hat-trick kovalıyor. Ada Balkanlı uzaktan kaleyi yokladı ama kaleyi bulamadı. Günün atak sürecek Emir. Emir'in pası da geçmedi. Sağ tarafı açıldı. Top oyun alanında kaldı Oktay. Şimdi bir şut şansı kaleye doğru. Sert bir vuruş ve mükemmel bir gol. Harika bir gol. Beşinci golümüz. Üçüncü uzatma dakikasında geliyor sevgili seyirciler. Maçın iyi oyuncularından biriydi ilk yarıda Özkan'ın. Gole yaklaştığı anlar vardı. Harika bir golle belki de perdeyi kapatıyor. Önündeki boşluğu kullandı. Sol ayağıyla mükemmel preseledi. Tam 90'a gönderdi. Gerçekten harika bir gol. Bu güzel ve 5-2 kazanıyor sevgili seyirciler. Son düdük Furkan Kozalak'tan. U16 Elit Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Derazı Tesisleri'nde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyesi'ni 5-2 mağlup ediyor. Ben Kıvanç Özkök. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.